Kolay gelsin arkadaşlar. Hüseyin. Geçen gün bizim rejisör Ferit Ferdi ile konuştum. Bak öyle abim abi yok. Ferit. Dedim Ferit. Ya dedim bundan sonra jenerikte ismim kocaman harflerle set müdürü Fahri Ağzı olarak yazar. Ya da gider yeni icatlarımın hepsini memduhunu anlatırım. Baktım bunun tansiyon mansiyon gitti. Ben de kıramadım anlattım icadımı. Yeni icat mı? He. Aha. Bu. Bu ne lan? Altılı ok. Bundan Cumhuriyet Halk Parti'de de var. Olabilir. Tesadüf. Bende de 6 tane var. Bak bu anam için olanı, babam için, kız kardeşim, yengem, dayım. Bu da yüce milletimiz için olanı. Bu ne işe yarayacak Fahri? Şimdi düşün. Bizanslılar analarımızı bacılarımızı şişe geçirmiş bu tarafa doğru yürürken Cüneyt abi birdenbire önlerine çıkıyor. Cüneyt abi önlerine çıkınca Bizanslılar beşerli altışarlı gruplar halinde sağa sola kaçıyor. Ne yapsın Cüneyt abim? Ha? Ne yapsın? Tek tek ok çıkartmakla mı uğraşsın? Bunu çıkart. Tak. Bırak. Bunu çıkart. Tak. Bırak. Bırakıyor bunları. Takıyor altılı oku. Bir bırakıyor. Okların hepsi ayrı yöne gidip şişliyor Bizanslıları. Vay be çok güzel ha. Cüneyt abi bunu görse kesin üstüne atlar bari. Vallahi hiç tavsiye etmem. Allah Allah. Vallahi Allah. Babam Cavit. Ne lan bu şaryonun uzunluğu? Ne lan bu şaryonun uzunluğu oğlum? Ya demir ağlarla ölmüşsünüz lan memleketin dört bir yılını. Baya ciddi almışsın sen bu 10. yıl marşına. 5 metre Ferit abi. 5 metre Ferit abi paramı basıyoruz lan burada. Ama abi bunlar paslanmaz çelik. Paslanır yapı lan. Pastanı yap ki sana da para verebilirim Cavit. Niye paslanmıyor oğlum bu şaryo? Hemen paslansın şaryo. Hovardayım, 24 ayardayım. Her gece bir bardayım, hayda hayda günayda. Her gece bir bardayım, hayda hayda günayda. Bu gece barda, gönlüm hovarda. Çalsın sazlarla oynasın kızlar. Hayda hayda günayda, hayda hayda günayda. Bu gece barda, gönlüm hovarda. Çalsın sazlar oynasın kızlar. Hayda hayda ninayda. Hayda hayda ninayda. Bu gece barda gönlüm havarda. Çalsın sazlar oynasın kızlar. Hayda hayda ninayda. Hayda hayda ninayda. Bu gece barda gönlüm hovarda. Çalsın sazlar oynasın kızlar. Allah! Hayda hayda ninayda. Hayda hayda ninayda. Yes! Ya bir alın şunları bayramın altında ya Allah Allah. Boş yaltız geldi. Ben filmden sonra göstereceğim onu size. Tutamaz beni hiçbir bayar. Benim adım Kayhan Kayar. Hoş geldin Yeşilçam'ın şen horozu. Hoş bulduk. Neredeydin ya? Lütfi ile beraberdim. Hangi Lütfi? Lütfi Kırdar'da. Yeni bir spor sergi sarayı mı açacakmış? Ne yapacaksa ikisini bir arada. Bir gün birine aşık olacaksın diye ödüm kopuyor. Aşk mı? Aşk dur bakayım hatırlıyorum galiba. Aşk neydi? Yeni bir meyveli gazoz markası mı yoksa? Bir gün seni biri bir yamultacak göreceksin gününü. Sen hiç
Kayhan Kayar yamulmadı mı zannediyorsun? Kayhan Kayar bir aşk gazisi değil mi, öyle mi zannediyorsun? Öyle mi? Neden kadınlara karşı böyle bir hınç, böylesine bir öfke, böylesine bir vurkaç hissiyle doluyum? Bilmiyor musun Ferit? Nereden bileyim, perden sürekli kapalı. Anlatırım bir ara, anlatırım. Ya Allah aşkına nasıl tavlıyorsun şu altınları? Söyle de bize de bir yararı olsun. Ya nasıl olacak ya? Gencim, jönüm, yakışıklıyım. Bir de bir şey seksüelim ama onun daha ne olduğunu bilmiyorum. Yani Allah seni inandırsın, ben de aynı durumdayım fakat bir numara yok lan. Evet, işin sırrı tek bir cümlede dostum. Bir tek cümlede. Ne o cümle ya, söylesene ezberleyin. Söylemekle olmaz. Dikkatli dinleyin. Aynı zamanda oynayacaksınız da. Jackis, evet. Önce hatunu gözüne kestireceksin. Aha. O sana bakarken, sen ona bakarken elini yavaşça cebine atacaksın. Oradan gözlüğünü çıkartıp gözüne takarken hatuna aynen şu cümleyi söyleyeceksin. Hanımefendi, doktorum parıldayan cisimlere gözlüksüz bakmamı yasakladı da. Doktor mu gözlük takıyor? Doktorum parıldayan cisimlere gözlüksüz bakmamı yasakladı diyeceksiniz. Doktor niye parlıyor ki? Allah belanı versin, bir şey demeyeceğim. Sana. Verengül gel gel buraya gel. Set hazır mı kızım? Ben sana küstüm. Aa, niye? Senaryo okudum, yine ben yokum. Yavrum bu filmde değil, ben seni ileride Gora'da oynatacağım. Ama öyle dememiştin. Ondan evvelki gece de bana başka bir şey demiştin. Hanımefendi. Her gece her gece. Hanımefendi, anladığım kadarıyla sanat konusunda bir eğitim almak istiyorsunuz. Akşam köşküme gelin de size biraz bir şeyler çalıştırayım. Zaten köşkün adresini biliyorsunuz. Saçmalama Kayhan. Bey, yani sizin çalıştırmanızla artist olunsaydı Türkiye'nin yarısı Marley Monroe olurdu. Ben dahil. Değil. Bunu da mı lan, Allah cezanı vermesin. Kesinlikle. İftira. Kesinlikle iftira. Allah Allah. Zaten bilmiyor musunuz? Kalçasında doğum lekesi olan kadınların %90'ı yalan söylemeye meyilli olurlarmış. Doğru. Çok tam şurada olan. Evet. Sen nereden biliyorsun lan? Hadi işinizi yapın hadi. Anlat. Kır kır geçin orada siz. Ferit Beyciğim. Set hala hazır değil mi? Dün tam 4 tane ekstra için düğüne davet edildim. Ama film çalışmam var diye iptal ettim vallahi. Yalanını yiyeyim lan. Akrabaları bile düğüne çağırmıyordur bunu artık. Efendim siz senaryoya bir göz atın, bir seti hemen hazırlıyoruz. Peki senaryo nerede? Çok güzel bir soru, senaryo nerede? Behlül, senaryo geldim nerede? Geldim benim, geldim. Affedersiniz Alev Hanımcığım. Senaryoda bir iki küçük değişiklik vardı da onu yapmak zorunda kaldım efendim. Şimdi siz, yani Karabahtlı Müzeyyen, biricik evladınızın ameliyat parasını kazanmak için her gece ama her gece bu sahneye çıkıp şarkı söylemek zorundasınız. Çocuk nereden çıktı ayol? Dünkü çekimlerde çocuk yoktu. Çocuk ne zaman oldu? Güzel bir soru. Çocuk ne zaman oldu lan? Çocuk ne zaman? Filmin cönü Kayhan Kayar'ın çarptığı sahne var ya. İşte siz o sahnede hamile kaldınız. Hoppala! Adam bana şeyle mi çarptı ayol? Arabayla çarptı. Efendim şimdi arabayla da yapıyorlar. Yani teknoloji ilerledi, arabalar acayip. Kaza sonucu bekaretini kaybetmiş bir sürü kadın var ortalıkta. Gayet de böyle başıboş dolaşıyorlar efendim. Evet efendim. Siz bugün ilk ve son defa çıkıyorsunuz sahneye. Bundan böyle artık evinizin şarkıcısı olacaksınız. Yani. Bir kerecik sahneye çıkmakla mı çocuğun ameliyat parasını kazanacağım? Saçmalık bu, saçmalık. Efendim çocuğun ameliyatı ciddi bir ameliyat değil ki. Alt tarafı bademcik ameliyatı. Yani efendim filmin son sahnesinde sizin şerefinize böyle dizi dizi şampanyalar patlatılacak. İşte buna bayıldım. Evet, hazır mıyız? Al böyle kamerayı. 1, 2, 3, motor. Geçti habersiz o güzelim yılların, bazen gözyaşı aldı, bazen içli bir şarkı, her anını eksiksiz dün gibi hatırlarım, dalımdan koparılmış beyaz bir çiçek gibi.
kızlarından baharım. Hani kuşlar ağaçlar bin bir renkli çiçekler nasıl yakalamıştı saçlarından çiçekler. Hani o güzel gözlü ceylanların pınarı. Hani kuşlar ağaçlar bin bir renkli çiçekler nasıl yakalamıştı saçlarından bahar. Hani kuşlar saçlarından baharı. Stop! Çok güzel oldu, harika. Sahi mi Biricim? Çok güzel oldu. Ne dedin sen? Ya Alev Hanımcığım, affedersiniz ama az önce size izah ettim. Siz çocuğunuzun ameliyat parasını kazanmak için bu şarkıyı söylüyorsunuz. Ne öyle bacak açmalar, gerdan kıvırmalar, ayıp oluyor be. Ne fark eder ki? Ferit yok ya zaten sahnede. Hem sen kolaysa kıvırsana. Ne diyor bu ya? Böyle saçma senaryo mu olur? Benim 3 gün 3 gece uyumayarak yazdığım senaryolara hiç kimse ama hiç kimse saçma demez Mürim. Bana bak, bana bak, kafamı tasını attırmayın ha. Şşt, gel gel. Sen manyak mısın be? Ha? Böyle saçma senaryo mu olur? 40 senedir bana aynı senaryoları yazıp yazıp oynatıyorsunuz be. Evet ama 40 senedir iş yapıyor hanımefendi bu senaryolar. Yoksa biz manyak mıyız? İş yapmasa çekelim. Üstelik Yeşilçam'da sanat filmleri iş yapmıyor. Gördünüz Dünyayı Kurtaran Adam filminin halini. Evet. Daha önceki Mahkus Salih'in filminin senaryosu da aynıydı. Ah, turuncu çerçeve, beyaz mendil, kırmızı karanfil. Ah, civciv çıkacak, kuş çıkacak. Filmin bile senaryosu aynıydı be. Bana bak. Aynı senaryonun dönüp dolaşıp sadece ismi değişiyor. İftira atmayınız lütfen. Benim yazdığım senaryoların hiç olmasa sayfa numaraları farklıdır. Daha fazla bu senaryo ızdırağı bırak dayanamayacağım. Hanımefendiciğim rica edeceğim. Rica edeceğim sahada hakeme, gemide kaptana, sette yönetmene itiraz edilmez. Bu film bitecek o kadar. Tamam o zaman. Bitirelim. Ama canım ben bu senaryoda oynama. Hanımefendiciğim lütfen kendinize gelin. Siz bu senaryolarla var oldunuz. Bu senaryolar olmasa sizi kimse sihreder sanıyorsunuz ki? Ferit Efendi, Ferit Efendi. Ne avans aldım ne de senaryoya imza attım. Ben bu senaryoda oynamam. Kimi oynatacaksınız görün bakalım. Ferit! Doğru arabaya eşyaları topla. Aa, bakalım star bulabilecek misin? Gidersen gitme. Sen olmasan bu film bitmez mi sanıyorsun lan? Sen kendini Türkan Şoray mı sanıyorsun? Aman! Bırakın gitsin Allah'ını seversen ya. Zaten beceriksiz karının tekiydi. Kaç kere öpmüş olken bademciklerimi ısırdı. Yani ulan gitti de kurtulduk da bulama gelmişti be. Hiç. Vallahi çok iyi oldu. Zaten seyirci bıkmıştı bundan be. Yırttık ulan yırttık be, oh be. Bana bak karı gitti, ne yapacağız lan? Ha? Aman cici. Sen görüyor musun başımıza geleni ya? Yok efendim. Çocuğu hasta olan kadın fıngırdar mıymış, fıngırdamaz mıymış? Ya sana ne? Sen oynasana güzel güzel filmini. Söylesene güzel güzel şarkılarını. Sırf kapris yani, sırf kapris. Hani
arada acaba Cenab-ı Rabbim gözünden birilerini kaçırıyor mu? Kız Feride, koskoca Cenab-ı Rabbimin işi gücü yok da senin menajerliğini mi yapacak kız? Ya katiyen karışmak niyetinde değilim cici. Yani tabii ki o daha iyi bilir ama ne olur yapsa ya. Kız unutma, sen İstanbul'a şöhret olmak için değil, o manyak abilerinden canını kurtarmak için geldin ha. Unutma. He vallahi ya, doğru söylüyorsun ya. Hani de ki bir şey oldu, ben şöhret oldum. Cenab-ı Rabbimiz öyle karar verdi. Gelip iki günde bulup öldürmeyecekler mi beni ha? Of, töreymiş. Kız ne geliyorsa başımıza zaten bu törelerden geliyor ha. Al. Bak, bak şunun güzelliğine. Bak, bak, bak çiçeğin, çiçeğin güzelliğine bak. Alev abla söz verdiydi. Bu benim en beğendiğim elbisesi. Bu film bitince bunu bana verecekti ama... iki hafta dişini sıkıp dayanamadı hanımefendi. Kız Feride, sana bir şey diyeyim mi? Hı. Bu Alev abla gittiğine göre bu film bitti sayılır. Film bittiğine göre de elbise senin sayılır kız. Olur mu cici öyle şey? Kız niye olmasın ay? Al giy şunu. Ya benim olmasa bile var ya, bir kere giysem ya sonra ölsem gam yemem ha. Ay Feride giy şunu hadi Allah aşkına, ben bakarım hadi. Sen bir kapıları tut ama tamam mı? Kızım bakacağım görün, ne korkak şeysin sen. Aa. Hiç bir hal yolu var bu durumun yahu. Ne hal yolu ya? Balinalar gibi toplardı, intihar mı ediyoruz? Yok Mirim bak. Şu anda düşündüğüm senaryoya göre filmimizin cönüğü Kayhan Kayar kalkıp Love Story filmine gidecek. Oturacak birinci sırada, filmi seyredecek. Film bitince bizim film de bitmiş olacak. Filmin adını da Love Story'yi seyreden adam koyarız, olur biter. Nasıl ama? Bir pis pis espriler, bir şeyler. Arkadaşlar, bu filmde bu kadının uçaktan düştü öldü yaparız ha. Buna uçaktan düştü öldü bile çok. Teleferikten düştü kıçı patladı öldü deriz. Ne dersiniz deyin kardeşim. Yeteneksiz oyuncunun teki zaten be. Ya aslında bizim film için biçilmiş kaptan Türkan Sultan'dır. Türkan ha. Şoray. Evet. Olur. Olur. Arayalım mı Türkan Şoray'ı? Ara Mirim ya. Ara 43-12. Vallahi seni tebrik ederim Mirim. Ben var ya ben... gerekirse 3 gün 3 gece uyumam. Türkan Hanım için bu senaryoyu tekrar tekrar ya elden geçiririm. Seni tebrik ederim yahu. Çalıyor. Rüçen abim. Abilerin abisi, nasılsınız? Efendim ben Ferit. Ferit Ferdi efendim. Yönetmen. Hafif toplu. Dazlak. Tamam, hiç önemli değil Rüçen abicim. Rüçen abicim efendim, biz bir film çekiyoruz. Yani elimizde bir senaryo var. Tam sultanıma göre. Hayır efendim abi, sevişme, koklaşma, öpüşme falan hiçbir şey yok efendim. Hatta filmin jönü İstanbul'da Sultan Hakkari'de efendim. Film boyu. Diyanet Vakfı için çekiyoruz efendim. Rica edin, ben Sultan yengeyi rica edeyim. Sultanım, ah ah sesin güzelliğine bakın, ah ah sese bak, ah 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 sultanım. Efendim ben Ferit, Ferit Ferdi, yönetmen, hafif toplu, dazlak, hiç önemli değil sultanım, hiç önemli. Efendim biz bir film çekiyoruz, olay gazinoda geçiyor. Evet, daha önce 100 kere çekilmiş olabilir fakat bizim yorum farklı sultanım. Sultanım ama çok güzel bir senaryo. Ya lütfen kendisine Kayhan Kayar'la oynayacağını söyler misiniz? Ayrıca Allah büyük Allah. Bir sürprizimiz var size. Sayın Kayhan Kayar'la başrolü paylaşıyorsunuz. Kapattı. Heyecanlanmıştır demek o, yani heyecan yaptıysa. Yok yok, böyle bayağı ağır küfür edip kapattı yani. Aman! Boş verin Türkan Sultan'ı ya. Zaten kanunlarından film yapılamıyor ki kadının. Evet evet. Öyle değil mi? Doğru doğru. Ne yani? Türkan adam olamıyorsa Filiz Akın hanımefendi olur. Olur, çok güzel. 43-13. Yok abi, Filiz Akın daha yeni Edison'la filme başladı ya. Yapma ya. Olmaz o zaman, olmaz. O zaman Fatma Girik. Fatma Girik hanımefendiye ne buyur olur? Abi. Fatma Girik güzel olur. Bir de onun... öpüşmem sevişmem diye kurallar da yok. Olur onu bir yok tabii. Yok yok, onda hala Hammurabi kanunları evet. Geçerli. 43-14. 14.
Memduh abim. Abilerin abisi, nasılsınız? Ah ah, ne güzel geliyor sesiniz. Memduh abicim, ben Ferit. Ferit Ferdi. Yönetmen. Hafif toplu. Nazlak. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil Memduh abicim. Memduh abicim efendim, biz bir, yani bir film çekiyoruz. Senaryo tam Fatma yengeye göre. Bir şey söyleyeceğim. Benim oynadığımı söylemezseniz sürpriz olsun sonra. Ayrıca büyük bir sürprizimiz var. Sayın Kayhan Kayar da bu filmde oynamıyorlar efendim. Sonra sürpriz. Evet, yani. Evet. Senaryo muhteşem. Öyle mi? Öyle mi? Hayırlı uğurlu olsun Memduh abiciğim. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Ne olmuş ya? Fatma Girik bundan böyle sadece erkek rollerine çıkacakmış. Hüseyin Baradan'la yeni bir filme başlamışlar. İkiz kardeşler diye. Aman! Boş verin Fatma Girik'i ya. Yani bir insanın gözleri mavi diye bu kadar kapris yapılır mı be kardeşim? Bana inanın. Almanya var ya, Almanya. Ya Almanya'da herkesin gözleri mavi. Ya bırakın boş boş konuşmayı be. Ne yani, şimdi benim yanıma oynayacak bir kadın oyuncu bulamıyor musunuz siz? Bulamıyoruz maalesef ya. Mavi hayatımdaki kadınları yan yana koysanız dünyanın etrafında 3 defa dönerler. Üst üste dizseniz Eyfel Kulesi'nin rakamını geçerler. Hepsi aynı anda küçük çekmece gölüne girse İstanbul'u su basar ama benim yanıma oynayacak bir kadın oyuncu yok, öyle mi? Maalesef. Maalesef bulamadık. Lütfen kendi adınıza konuşun. Benim adım Kayhan Kayar, tutamaz beni hiçbir ayar. Ya bir dakika, Hülya'yı... Hülya Kocit! Evet canım. Ya. Bravo verin, bravo. Canım. 43-15. Buna 43-12, 13-14, 15 yan yana mı oturuyorlar? Demek sebat etmişler, aynı mahalleye denk getirmeye çalışmışlar. Halkalı toplu konutlar demek. Olsa gerek, evet. Selim abim! En büyük Fenerbahçe sarı lacivert, sevgiler, saygılar Selim abicim. Selim abi versene lan. Uşakmış. Selim sen misin? Selim abim. Abilerin abisi. Abicim nasılsınız? Efendim ben Ferit Ferdi. Yönetmen, şişman, dazlak. Tanıdı lan. Tanıdı lan. Konuş hemen. Selim abi tanıdı lan. Ya Allah'ım yutacak. Adam seni unutacak. Konuş hemen. Ferit Ferdi dedim. Yönetmen dedim. Tanıdım. Herif kapattı. Tamam anlatsın. Herif senaryo. Ya senaryo ya. Sapın senaryo. Herif tanıdı beni. Ne tanıdarsanız senaryo. Allah Allah. Ya Miri. Konuşsana sen. Adam bekliyor telefonda. Seni bekliyoruz. Selim abiciğim. Şimdi biz 3 kişiyiz. Okey, 4. Ya benim anasını. Ya aman. Herif tanıdı lan beni hayvan. Öyle konuşuyorsunuz be. İlk defa biri böyle senaryoyu niye söylemiyorsun? Hangi senaryoyu? Ne yapıyoruz ulan burada? Merim. Vallahi iyi ettin kapattın ya. Ya bu Hülya Koçit var ya. Her filminde zırıl zırıl ağlıyor ya. Yani senaryoda hiç gereği yokken bir punduna getiriyor, mutlaka ağlıyor. Evet evet, Hülya Koçit ya ağlıyor ya da bir punduna getiriyor, verem oluyor. Evet. O arada bir şey yapıyor. Oğlum tanıdı lan herif beni. Bana bak. Gidelim şu Alev Hanım'ı kandıralım. Abi ona kaldık çünkü. Ona hadi, kaldık yürü. Özür dilerim. Yürü. Fakat herif tanıdı lan beni. Mirim ben ne yapayım? Ha? Ben ne yapayım? Ne yaparsan yap. Ben Selim Soydan'ın en yakın arkadaşıyım. Hıyara bak. Si. Bak. Bu sefer ne icat ettim? Bu ne lan? Bununla var ya. Türk sineması tarihi buluşunu yapmış olacak. Ne işe yarayacak bu? Şimdi bu avize taşını kameranın önünde döndürerek 6 tane dönen alev yangın görüntüsü elde edeceğiz. Hadi ya, vay be. Bununla var ya, Türk sinemasında devrim yapacağız, devrim. Devrim mevrim deyip başımızı belaya sokma oğlum. Devrim. Deme lan. Devrim. Deme yürü. Gel. Ay. Gel cici gel. Geldim gel, kız geldim dur. Şu gözlükleri çıkarayım. Çıkart. Sür saçımı başımı da bir. Ama sür. Süreceğim kız dur, acele etme dur. Bol bol sür. Eğer Alev abla da bu huysuzluklarına devam ederse biz de bu ahanla bu makyaj malzemelerini daha da rüyamızda görürüz ha. Ağzını hayli aç kız. Ay kız artist gibi oldun ha. Vallahi. Vallahi. Bak bakayım bana. Ay vallahi artist gibisin, dur. Şuraları da şey yapalım. Şey yap bakalım.
Gel şimdi bak. Vücuduma sahip olabilirsin cici ama ruhuma asla. Ay manyaksın sen. Bak bak. Babacım babacım, burada tıp birinin 5. sınıfına giden arkadaşım Erol. Biz sevişiyoruz. Sende bir gram akıl yok cici. Bir gram akıl yok. Dur orada. Dur, orada dur. Kımıldama. Tamam. O amca. O amca senin baban yavrum. Ay ayak. Dur dur dur. Dur. Değerli dinleyenlerimiz. Sıradaki solistimiz Feride. Barından kopup geldiği yukarı öküzce ahalisi için söylüyor. Al kız. Gülmeyecek bu yüzü neden verdi bana yarab? Gülmeyecek bu yüzü neden verdi bana yarab? Ya birazcık neşe ver, ya beni baştan yarat. Ya birazcık neşe ver, ya beni baştan yarat. Hep terk etti sevdiklerim, paramparça dünyam benim. Hep terk etti sevdiklerim, paramparça dünyam. Aman tanrım. Aman tanrım, bu ses, bu muhteşem ses. Nerede o ses? Tipe bak lan, bağla lan kendini. Cici ne oluyor be? Bir dakika. Şimdi söyleyeceğim, bir dakika. Ne olur söylemeyin beyefendi. Alev Hanım duyarsa. Bir dakika, tamam tamam. Şimdi çıkartıyorum, bir dakika. Ne olur çıkartmayın beyefendi. Yoksa ben sonra nasıl iş bulurum ya? Şimdi çıkarttım. Siz Alev Hanım'ın kardeşini oynamıştınız. Tabii Mahkûs Talih'in filminde. Şimdi tanıdım sizi. Yani. Ben Alev Hanım'ın kızıyım ya. Doğru. Evet, evet efendim. Ben de Selim Soydan'ın yakın arkadaşı, memnun oldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ne oldu Kevit Bey? Alev Hanım bulabildi. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bu gözler. Bu gözler ömrümde gördüğüm en güzel gözler. Hanımefendi. Doktorum. Parıldayan cisimlere gözlüksüz bakmamı yasakladı da. Lakin bu gözlükler dahi gözlerimi güzelliğinizden korumakta kifayetsiz kalıyor. Ama ne gam, değil mi ki şu anda kainatta görüp görebilecekleri en güzel varlığı görmüş bulunuyorlar. Varsın bundan sonra. Varsın. Bundan sonra, hayatın diğer ziyalarından da mahrum kalsınlar. Ziya üstü al, şapkalı mı al? Ziyalarından. Ziya belirtili tümleç. Ziyalarından. Tamam sen devam et. Devam et, devam et ama zaten işin içine nereye devam et. Varsın bundan sonra hayatın diğer ziyalarından da mahrum kalsınlar. Lakin bu güzelliğe iki gözle bakmak hiç kafi değil. Keşke yoga yapıp alnımda üçüncü gözde çıkartmış olsaydım. Üçüncü göz renkli mi yok sade? Allah. Allah. Tamam. Allah.
Allah. Ferit Bey, bu güzel hanımla beni tanıştırmak için Avrupa Ekonomik Topluluğu'na girmemizi mi bekliyorsunuz yoksa? Aslında hanımefendiyi tanıyorum fakat ismini bir türlü çıkartamadım. Ne arıyormuş burada? Alev Hanım'la bir filmde oynatmışız, sesi muhteşem. İstersen filme onunla devam edebiliriz. Olabilir, ben sevişirim ama önce bir tanışalım bakalım. Hanımefendi, size kendimi takdim etmeme müsaade edin. Ben Kayarı. Kayhan Kayarı. Ben de Feride. Feride? Feride. Aman Allah'ım. İsminiz ne kadar da yakışmış size. Aa, öyle mi? Ben manasını bilmiyorum vallahi. Manası şey, Feride her zamanki gibi bozkırın ortasında zemherinin böyle cıvcıvlı gününde topraktan böyle fışkırıcasına çıkan sarı renkli hoş kokulu çiçek anlamına geliyor. Bir dakika, bir dakika. Siz Alev Hanım'ın yardımcısı Feride değil misin sen? Evet ya. Ne işin var o elbisenin içinde senin ya? Hemen çıkart onu üstünden. Ya biz Cici ile Alev ablanın eşyalarını topluyorduk. Evet, evet. Ben bu elbiseyi öyle... Evet, evet, hemen evet. Çıkart onu üstünden. Çıkart, çıkart. Bir çıkart öyle bakalım. Şimdi hemen karar vermeyelim aniden yani. Fakat Ferit Bey... Fakatı bakalı yok. Hemen çıkart o elbiseyi ve eşyalarını da topla, defol git hadi. Şık olma ya, hemen al. Çabuk. Dur, dur, tamam halledeceğiz, dur. Ya azizim niye kovdunuz hemen kızı? E ne yapacaktım ya? Yani kızın sesi güzel, kendi güzel işte. Siz kendiniz söylediniz. Siz sen Alev Yangın'ın yerine yıldız aramıyor musun? Ne yıldızı be Kayhan? Bundan yıldız olur mu Allah'ın çantacısı? Bundan yıldız tornavida bile olmaz be. Tamam işte siz kendiniz söylüyorsunuz. Kız Allah'ın çantacısı. Al bir dene, tecrübe et. Olmazsa koy kapının önüne, koyduğun yerden ben alayım evime. Hiç fena fikir değil lan. Aferin lan Kayhan. Bazen demek senin beynine de kan gidiyor. Yollar açıksa neden olmasın tabii. Doğru, evet. Feride, Feride Hanım. Sana siz diyebilir miyim? Aman Ferit Bey, siz koskoca bir rejisörsünüz. Yani ister siz dersiniz, ister biz dersiniz, ister defol git dersiniz. O ne çirkin bir laf, hiç ağzınıza yakışmadı, öyle şey denir mi ayol? Demecek bana defol git dediniz ya. Yanlış anladı. Yanlış anladı demek ki. Efendim biz Yeşilçamcılar böyle kendi aramızda yeni aramıza katılanlara böyle bir şaka yaparız, espri yaparız. Yani herhalde siz o espriyi sahici sandın değil mi Kayhan? Kesinlikle katılıyorum üstadım. Zaten hayatta iki şeyi çok severim. Bir tanesi şaka, ötekini de... Zaten ünlü olduğunuz zaman göstereceğim ben sonun ne olduğunu. Ünlü mü? Ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz ya? Feride Hanım siz kendi kabiliyetlerinizin farkında değilsiniz ya. Üstadım, üstadım hanımefendiki şu kabiliyetleri görmek mümkün mü ya? Hanımefendi gelin biz sizi aleme takdim edelim. Resimleriniz bütün duvarlara süslesin. Böyle yere göğe bütün ıslak zeminlere betonlara isminiz yazılsın. Plaklarınız dönerek gelsin. Şarkılar sizi söylesin. Dillerde namı olsun adınız. Düşünsene Feride. Bir hayal et. Memleketteki dağların bir yüzünde koskocaman Feride. Öteki yüzünde umudumuz Ecevit yazacak. Ya çok iyi söylüyorsunuz da benim ailem... Ailenin ne adını yazarız, yazamaz mı? Yazarız tabii, elimizde boş dağlar var. Torosları kapatırım anasını satayım. Yok siz hiçbir şey yazmayın kimseye de ben çok gerekirse sonra kendim yazarım. Bir de bu işin tabii ki ekonomik tarafı var. İlk filminizden tam 3178 lira 52 kuruş alacaksınız efendim. 3178 lira 52 kuruş mu? 3178 lira 52 kuruş mu dediniz? 3178 lira 52 kuruş mu dediniz? Üstadım niye öyle elektrik faturası gibi böyle küsuratlı meblağlar söylüyorsunuz? Şöyle adam gibi rakam nakşetseniz hanımefendiye. Aslında 5000 diyecektim ama ağzımdan çıktı işte. 5000 mi? Beğenmedim. Bir dakika düşünmeme izin verir misin? Lütfen, lütfen. Bana bak. Hani ucuza kapatacaktık lan, karı üçü beşi beğenmiyor. Yazıklar olsun size. Alev Yangın'a gecede 50.000 lira veriyorsunuz ama. Evet ama o koskoca Alev Yangın be. Bunun daha işi becerip beceremeyeceği bile belli değil. Bana bak. En fazla 3000 veririm. Tamam mı? Tamam tamam, siz ne istiyorsa verin, olmazsa üstünü benden kesersiniz. Tamam 3000 veririm, üstünü senden keserim. Tamam 5000 diyordunuz biraz önce, ben böyle üstünü benden kesersiniz deyince mi şimdi 3000 olsun? Pis pis hesaplar yapma, pis pis hesaplar yapma.
bir garip yolcuyum hayat yolunda. Yolunu kaybetmiş perişanım ben. Bana bak, 5000 veririm ama üstünü senden keserim. Tamam tamam, hadi hadi hadi. Feride Hanım, size ilk filminiz için tam 20.000 lira teklif ediyorum efendim. Yuh! 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 Olsun ki bize önümüze duran bu güzelliği daha önce görememişsiniz. Ha, senin yanında da duşa kabinle dolaşmak lazım ha. Feride Hanımcığım, kabul ediyor musunuz? Tamam, o zaman toparla 40 diyelim anasını satayım ya, ne olur. Bir vücudum boşaldı da bir an. Şey tabii yani sizin ve Kayhan Bey'in yardımıyla. Yardım ne demek? Yardım ne demek? Bundan sonra sabah, öğlen, akşam, ikindi, yatsı tebareke demeden sizlerle beraberim. Çok teşekkür ederim Kayhan Bey. Ne kadar iyisiniz ya. Hiç merak etmeyin. Çok yakın zamanda adınız yıldızlara, göklere, zirveye yazılacak. Yavrum, yavrum, Feride Hanım'ı çekime hazırlayın. Sırtına kalın bir şey verin. Zira zirve serin olur. Ay emredersiniz. Mecnun misali gurbet ellerde garip bir yoldayım, mizmanıyım ben. Mecnun misali gurbet ellerde ümitsiz sevginin kurbanıyım ben. Tamam, üstüne gitme kadın, üstüne gitme. Feride'ciğim, şimdi bak, çekime başlıyoruz. Bak, kamera orada, tamam mı? Tam el sallama, çekecekler zaten seni, tamam. Şimdi ben 1-2-3 motor diyeceğim, sen şarkıya gireceksin, tamam mı? Hadi şuradasın, oradan sonra aşağı ineceksin, hadi bakalım. 1-2-3 motor! Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp 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 geçtin. Madem ki son şarkının kırık bir güftesiydim. Madem ki son şarkının kırık bir güftesiydim. Niçin yarım bıraktın? Neden bırakıp gittin? Niçin yarım bıraktın? Neden bırakıp gittin? Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. 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 Hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni. Ne çok hatırlar mısın? Aşıyan yollarından ses versem duyar 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 mısın? Hala beni düşünür ve hala anar mısın? Hala beni düşünür ve hala anar mısın? Bir
muhteşem, aferin. Aferin sana, aferin. Yani muhteşem. Ya ulan harika oldu. Ne oldu? Bana getir. Çekilsene lan yalı kazı, çekil. Şimdi bak, şimdi hemen gidin kostümü değiştirin. Biz ikinci şarkıyı hazırlayalım, onu çekelim. Hadi bakalım. Tabii hadi, hadi bak. Ya Mirim, vallahi helal olsun sana ya. Yani buna tam anlamıyla dört ayağının üzerine düşmek derler ha. Sen şimdi bu kıza bu gazino sahnesinde geçen bir sürü böyle sahne çekmek istersin. Ulan çok uyanıksın Beylül. Hemen git otur oraya, yaz bir iki tane sahne. Ben şimdi bunu böyle yakalamışken 4-5 tane şarkı çekelim. 2 gün sonra bu karı bizi tanımaz. Haklısın. 2 gün sonra bu karının şeyi kalkar. Neyi kalkar? Ne, burnu kalkar bu karının, tamam mı? Biz şimdi çekebildiğimiz kadar çekelim. Ben ileride bütün filmlere monte ederim onu. Tamam benim. Cavit gel buraya, gel. Efendim abi. Şimdi çekeceğimiz şarkıda git kendine bir tane papyon bul, garsonu oynuyorsun. Hadi oğlum. Yapma abi, ben rol kesmeyi bilmem ki. Cavitçim para isterken rol kesiyorsun ya, aynı, hiçbir farkı yok. Hadi. Hadi oğlum. Fahri gel buraya, gel Fahri. Gel oğlum. Git hemen kameranın önüne bir tane, sen bir kristal bulmuştun hani. Ha? Onu tak, 6 tane Feride istiyorum. Yalnız tek Feride parası veririm, hadi. Bana bak, sen de git hemen ikinci perdeyi yaz, gel. İyi de yarım saate yazılan senaryodan hayır gelir mi? Sen 3 gün 3 gecede yazdıklarını da biliyoruz, onlar da... Ya Mirim, ayıp ediyorsun ha. Hadi canım, hadi Ferit canım. Bey, hadi. Ay canım, Ferit ne? Ferit Bey, ha? Feride Hanım neredeyse hazırlar. Güzel. Yalnız kostümüne dikkatinizi çekmek istiyorum. Zira benim seçimim. Ot götür. Efendim, kimi götüreyim? At götür. Doğru dürüst bir şey verseydiniz kıza ya. Cahil. Hocam ha. Ben hazırım. Ha tamam, şimdi bak, tepsiye bir tane mektup koy. Şarkıya girmeden önce götürüp elinde mektubu veriyorsun, tamam mı? Tepsinin içinde. Mektuba ne yazıyorum abi? Yaz. Sevgili dayıcığım, sarı öküzü soralım mı? Kardeşin olur nereden baksan. Hayvan ne gerek var lan? Seyirci görmüyor ki onu. Mektup halinde vereceksin. Hayret bir şey ya. Feride hazır mı? Sen de orada durma lan, mezar taşı gibi. Karacaahmet gibi oturdu herif oraya be. Gel. Harika, muhteşem. Lan harika olmuşsun. Şimdi bak. Feride'cim yavrum. Sana garson mektup getiriyor. Mektupta açıyorsun, okuyorsun ki sevgilin senden ayrılmış. Mektupta bunu açıklıyor. Evet, tamam mı? Sen ağlamaklısın, hüzünlüsün, mahvolmuşsun. Fakat seyirciyi de eğlendirmek zorundasın. İki ucu değnek. Tamam mı? Sen burada değneği oynuyorsun. Bu Cavit oynar, tamam mı? Hiç merak etme. Hazır mısın? Hadi başlıyoruz. 1, 2, 3, motor! Aşka gönül vermem, aşka
sinemasının yeni yıldızını yazıyor. Feride Çiçeği yazıyor. Bir sanat güneşi daha üstelik kadın yazıyor. Ünlü yapımcılar Feride'nin peşinde. Bizim gazete yazıyor. Gazete patronları da Feride'nin peşinde yazıyor. Feride tatilde. Feride Kıbrıs'ta. Müşahitlere konser verdi. Hem de moral verdi. Gündüz yıldızında yazıyor. Gece güneşinde yazıyor. Ecevit, artık politikadan sıkıldım. Yerimi en kısa zamanda gençlere bırakıyorum dedi. Prodüktör Ferit Ferdi, ünlü sanatçıya 0 kilometre bir Murat 125 otomobil aldı. Bir numara büyük alması iyi olmuş, seneye de biner. Basket! Yazıyor! Benim gönlüm sarhoş.